Ama sen de yardım et bana. Cevaplarken tek başıma. Birlikte olduğun kişiyle ortak nokta olarak nitelendirebileceğin 3 şeyin neler olmasını isterdin? Birlikte olabileceğin kişiyle ortak olarak nitelendirebileceğim 3 şey. Bir kere seyahat etmeyi çok sevmesi gerekiyor. Yani böyle dünyayı gezebileceğimiz biri olması gerekiyor. Sonra anlayışlı biri olması gerekiyor ve komik, eğlenceli biri olması gerekiyor. Eğer birlikte olduğun kişiyle çok iyi iki arkadaş olsaydın, karşındaki kişinin senin hakkında neyi kesinlikle bilmesi gerekirdi? Şöyle, yani şey olayından nefret ediyorum ben. Hani ben erkeğim, benim sözüm geçer. Öyle yapmaması gerekiyor. Yani bana karşı çok anlayışlı olması gerekiyor. Benim işte sevdiğim bir şey, yani anlayışlı olmasa bile saygı göstermesi gerekiyor. Yani buna tahammül edemiyorum. Yani en tahammül edemediğim şey o yüzden kesinlikle onu bilmesi gerekirdi. Anlayışlı olması gerekirdi. Benim diyorum. İstediğin herhangi bir akşam yemeği hakkın olsaydı kimi seçerdin yemek yemek için? Ünlülerden tabii ki. Ya bunu geçen de konuşmuştuk seninle. Hangisi falan hangi ünlü olur hiç bilmiyorum ama bence şey olurdu ya. Kim olurdu? Biraz bakabilir miyim? Lokal. Gerçekten aklıma hiçbiri gelmiyor. Kızım bu çok zor bir şey. Düşünsene istediğin herkes bir yemek hakkın var ve ya aslında Johnny Depp'i çok karizma buluyorum ama dur. Johnny Depp olmazdı ya. Gelmiyor kimse de sen. Yemin ediyorum. Senin kim olurdu? Kendrick değil mi? Chris Martin. Evet, Chris Martin benim odaya cevap veremem. Bir dakika, hemen söylüyorum. Şimdi izlediğim dizileri hayal ediyorum. Dizi karakteri de buna dahil mi? Christian Grey olurdu. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sevgiler günü makyajı yapacağım. Çünkü fark ettim ki hem bütün YouTuberlar yapıyor. Yani özel günler bizim olmazsa olmazımız. Hem de siz de çok fazla talep ediyorsunuz. Yani bana kalırsa sevgiler gününde özel bir makyaj yapmanıza aslında yani özel bir kutlama yapacaksanız gerek var. Ama benim gibi hiçbir şey yapmayacaksınız. Yani de kendinizi avutabileceğiniz bir makyaj. Yani avutmak da değil de kendinizi iyi hissedebileceğiniz. Çünkü hani sevgililer gününde eminim benimle aynı fikirde olanlar vardır. Hani çok fazla böyle büyütülüyor. Öncesinde böyle reklamlar, kampanyalar, bir sürü şeyler oluyor veya insanlar işte sevgililer günündeki hediyelerini daha kutusunu açmadan hemen paylaşmaya başlıyorlar ve bu hani aslında bir anda sistemin böyle şeyiyken, hani bir oyunuyken bir yandan da insanın içi gitmiyor değil. Yani en azından benim için öyle. O yüzden bugün ben de kendimi baz alarak bir makyaj yapacağım. Yani sevgililer gününde o sevgilim yok ya, hayatım çok kötü gibi değil de yani her şey harika. O günü aksine çok daha güzel olacağım. Kendimi daha iyi hissedeceğim bir makyaj yapmak istiyorum. Böyle çok renkli bir şeyler yapmayacağım ama yine de doğal tonlarda gideceğim. Biraz takma kirpik falan da kullanacağım. Bir makyaj olacak. Hemen başlayalım. Bu arada şu anda yeni yatağım üstünde video çekiyorum. Onun için de çok heyecanlıyım. Size en kısa zamanda bir oda turu çekeceğim. Çünkü odam tam hayal ettiğim gibi oldu ve sizinle paylaşmak için de ölüyorum yani. Çok heyecanlıyım. Öncesinde Smashbox'ın Photo Finish Light bazını kullanacağım. Bunu cildime süreyim. Birazcık cildimi hazırlayayım. Görüyor. Yüzüm bir anda pancardı. Pancara döndü. Şimdi göz makyajına başlayabilirim. Öncesinde Maybelline'in Color Tattoo'larından Cream de Rose rengini kullanacağım. Bunu da Nasquita diye diyorum ben ama Nasquita diye okunuyor galiba bilmiyorum. Bu Ocean serisinden 214 numaralı fırçası uygulayacağım. Normalde böyle şeyleri elimle uyguluyorum ama bugün takma tırnak taktım özel olsun diye. O yüzden fırçayla uygulamak zorundayım çünkü şu anda yani hiçbir şey açamıyorum. Bunu uyguladıktan sonra Sephora'nın Mixology paletini alıyorum. Buradan öncesinde bir ten rengi alacağım. Krem bir ürünün üstüne direkt şey uyguladığınızda, far uyguladığınızda koyu bir far özellikle orada yapışıp kalıyor ve dağıtması zor oluyor. O yüzden öncesinde böyle bir ten rengi far uygulayayım mutlaka. Sonra böyle açık bir ton alacağım. Şuradaki gül kurusunu. Ve gözümün katlanma kısmını uygulayacağım. Erkekler çok fazla makyajı sevmiyor.
Sevgililer gününde erkek arkadaşınızla birlikteyseniz ve o da böyle çok yoğun makyajları sevmiyorsa bence böyle siz de doğal tonlarda gidebilirsiniz. Sonrasında şuradaki sütlü kahveyi alıyorum. Bu sefer şey yapacağım. Normalde hep gözümün tamamını buradan böyle açıktan koyuya giderdim. Bu sefer gözümün dış köşesini sadece koyu yapacağım. Bu kısımları açık tutacağım. Biraz böyle ışıltılı bir şeyler falan. Bu arada eyeliner'ı ben sürekli çekiyorum ama eyeliner nasıl çekilir diye bir videom var. Yöntemleriyle de göstermiştim. Hatta kanalımda en çok izlenen video o. O yüzden onun linkini de buraya bırakmaya çalışacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Orada çünkü çok ayrıntılı gösterdim. Bayağı eski bir video. Ve çok amatörce çekmişim ama yine de gerçekten yöntemlerin hepsi hala süper işe yarıyor. Ona bakabilirsiniz. Şimdi NYX'in Warm Zone paletini alıyorum. Buradaki bu koyu kahverengini uygulayacağım. Gözümün dış köşelerine. Ay baş parmağımın büyüklüğünde hiç alışık değilim. Çok tuhaf geliyor. Normalde hani takma tırnak taksam bile bir gün sonra falan hemen kesiyorum baş parmağımı. Çünkü gerçekten baş parmağım uzun olmasa nefret. Gördüğünüz gibi koyu farı sadece gözümün dış kısmını uyguladım. Böyle yaparsanız gözünüz çok daha çekik duracaktır. Daha bakışlarınız daha güzel duracak. Yani ben en azından çekik gözün öyle durduğunu düşünüyorum. Bunu birazcık böyle dışarı doğru da dağıtabilirsiniz. Şimdi göz kapağıma sürdüğüm Maybelline Color Tattoo'yu alıyorum tekrar. Şu kısımlara uygulayacağım. Böyle gözümün iç kısımlarına bunu uyguluyorum. Şöyle pembiş bir şey var. Bunu mu kullansam? Pembe mi? Sana sorayım. Hani sevgiler değil mi? Bak şimdi o klişeyi yapacaksın yani. Nasıl değil mi? Sevgiler de pembe ve kırmızı kullanılır. Başka ne kullanılır? NYX'in yine Warm Zone paletindeki şu iki highlighter'ı karıştırarak uygulayacağım. Biri birazcık pembe, biri birazcık daha altın sarısı. Şimdi eyeliner uygulayacağız. Bu birazcık riskli biliyorum. Ama bu makyajı böyle hani kirpik diplerinin dolu olması gerekiyor. Güzel bir eyeliner uygulayacağız. Şimdi kirpik uygulayacağız. Ben şöyle, nasıl diyeceğim ben lütfen yanlışsa da artık takma kirpik yapıştırıcısı ve şöyle üçlü takma kirpikleri var. Bunları uygulayacağım. Bu üçlüler bence dünyanın en güzel kirpikleri. Çünkü hem çok kolay uygulanıyor. Yani 2 dakikada en acemi insan bile takabilir. Hem de normal bir kirpik gibi ağırlık yapmıyor. Kirpik yapıştırıcısını ilk defa deneyeceğim. Siyah renkliymiş. Bu güzel. L'Oreal'in True Match fondöteni uygulayacağım. Benimkisi 2 numara. Nashita'nın yine bu kadife süngeriyle uygulayacağım. Bunu ilk defa deneyeceğim ama çoğu YouTuber, blogger beğendi. Umarım ben de beğenirim. Bunun özelliği de ürünü çok fazla emmeden direkt cildinize uygulaması. Çünkü Beauty Blender falan biliyorsunuz ki ürünün yarısını emiyor. Bakalım bu nasıl? Gerçekten ürünü emmiyor. Oha bakar mısın? Şimdiye çoktan emilmesi gerekiyordu bunun. Normalde çoğu emdiği için daha doğal duruyor yani ama bu hiçbir şekilde emmiyor. Tamamdır. Şimdi kapatıcı uygulayacağım. Golden Rose'un Concealer Corrector Crayon'u uygulayacağım. Bunun yapısını çok sevmiyordum diye hatırlıyorum. Yani böyle çok sıvı değil. Ama hep aynı ürünleri kullanıyorum. O yüzden biraz değişiklik olsun istedim. Ya da sevip sevmediğimi hatırlamıyorum. Bunu da yine Ocean serisinden başka. Bu kalem formda ürünler kuru ciltler için bence çok uygun değil. Çünkü dağıtması çok zor oluyor. Yani eğer böyle yağlı cildiniz varsa falan uygulayın ama kuru bir cildiniz varsa bence uygulamayın. Bronzer falan uygulayayım. Bronzer olarak The Balm'ın bu Betty Luminizer'ını uygulayacağım. Allık olarak da NYX'in Ombre Blush allıklarından 3 numarayı uygulayacağım. Bunu o kadar az kullanıyorum çünkü aşırı pigmentli bir ürün. Yani sevgililer günde böyle pembiş pembiş yanaklar olsun. Daha tatlı durur bence. O yüzden bugün bunu kullanayım dedim. Birazcık dağıtıyorum çünkü gerçekten
fazla renkli bana göre. Geldim. Şimdi gözaltımıza devam edelim. Şu karıştırdığım fırçayı alıyorum. Kahverengiyi. Gözümün dış kısmını uyguluyorum ama fırçamı şöyle tutacağım. Orada böyle bir bütünlük olsun diye yapacağım bunu da. Sadece gözümün dış kısmına. NYX'in bu göz kalemini uyguluyorum. Göz pınarlarıma Sephora'nın paletindeki böyle altın sarısı bir ışıltılı renk var. Onu uygulayacağım. Ve sonra Essence'in I Love Extreme maskarasını uygulayacağım. Kaşlarımı da doldurdum. Şu an sadece highlighter'ım ve rujum kaldı. Highlighter olarak tabii ki de Melon Blazer kullanacağım. Çünkü bunu çok seviyorum. Yani hiçbir şey bunu yerine tutamaz. Ne Huda Beauty ne başka bir şey. Gerçekten bence çok güzel. Yanaklarımıza highlighter'ı bolca uyguluyoruz. Flormar'ın 202 numaralı dudak kalemini uygulayacağım. Kat Von D'nin Lolita isimli rujunu uygulayacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kat Von D'nin rujlarını böyle şey, yani övüldüğü kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Evet ince yapısı var ama çok çabuk kuruyor ve çok çabuk çıkıyor. Hiç dayanıklı değil. Renk skalası güzel ama yani likit rujlarını ben hani o kadar abartıldığı kadar şey bulmuyorum. Yani pastelinkiler falan daha iyi bence. Ve dudağımın ortasına da Maybelline'in 989 numaralı rujunu uygulayacağım. Böyle birazcık ombre gibi olsun istiyorum ve gerçekten böyle dışa koyu, içe açık sürdüğünüzde dudaklarınız daha dolgun duruyor. Böyle süreceğim bunu elimle. Parmaklarımı daha doğrusu dağıtacağım. Ve makyajımı bitiriyorum. Benim sevgililer günü makyajım bu şekildeydi. Yani hem doğal hem sizin seveceğiniz hem de sevgilinizin seveceği bir makyaj bence. Yani çok doğal diyemem tabii ki ama çok da böyle siyahlar falan değil. Yani daha toprak tonlarında ve sadece bunu sevgililer günde değil çoğu özel günde de kullanabilirsiniz bence. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Güzel kalın. Hoşçakalın.